Helmeter yani havalimanı havalimanı ile ilgili kelimeler olacak. Bunlar görseliyle birlikte ezberlenecek. Tabii bu görseller çizilmesi lazım. Bu konunun ilk başıdır, ilk sayfasıdır ve çizimler aynen yapılır. Yani basit çizim. Ee, şöyle ilk çizimden başlayalım daire sonunda bir ta'i merbuta olacak. Daire olsa kuş. Daire timer ta merbuta olunca uçak. Sullemu daire. Sullemu daire. Bu hava yolu olması lazım. Şöyle onu bir bakalım. Süllem Şöyle, süllem merdiven basamak bakalım. Evet, bakın yürüyen merdiven. Yani süllem u daire, daireyi de yazayım. Süllem u dairetin uçak merdiveni diyeceğiz biz. Evet, süllem merdiven, süllem u daire, uçağın merdiveni. Cenah-ı daire uçağın kanadı. Tayyar yine hepsi daire ile ilgili. Tayyar pilot demektir. Burada tayyar çok uçan anlamına gelir. Çok uçan. O da pilot. Modif o da hostes diyeceğiz. Yani misafir ağırlayan. Bakalım "modif" kelimesini nasıl manlandırmış. Ev sahibi, mihmandar, misafir eden, yani hostese, hostes, mudife, bayan hostes. Ee, evet, modif hostes. Tezkire, bakın iki kelime yan yana olunca bir idafe söz konusu, yani tamlama olacak. Teskire, e, teskire tu daire. Burada damme ile bağlıyoruz. Her zaman bir kelimeyi bir kelimeye bağlamak. Nasıl ki burada damme ile bağladık. Sulemu daire, uçağın e, işte merdiveni. E, Cenahu daire, uçağın kanadı. Hep böyle damme ile başlayıp bağlıyoruz. Bu tamlanan oluyor, baştaki tamlanıyor. Buna mudaf denilir tamlayan dairedir. Yani nereden tamlanan olduğunu anlayacağız. Mesela tezgire, bilet. E, tam bir ifade değil bu bilet. Ne bileti? Otobüs bileti mi, uçak bileti mi, tren bileti mi? Belli bir şey değil. Tamlanması lazım bunun. Dolayısıyla bu tamlanınca daire kelimesiyle uçağın bileti anlamında o zaman birinci kelimemiz tamlanan olmuş oluyor. Tamlayan da uçak kelimesi. Türkçe tersidir. Türkçede önce tamlanan şöyle teskiratu tayrın önce tamlayan Türkçede gelir. Uçağın bileti. Uçağın kelimesi tamlayandır. Bilet tamlanan. Burada tersidir. Cevazı sefer. Bakın yine damla ile bağlıyoruz. Bir bir kelimeyi bir kelimeye ait kılma. Cevazı sefer yolculuk pasaport. Da bitu cevazat. Pasaportların zabıtı yani kontrol edicisi, memuru. Dabıt kelimesine şöyle bakalım. Görevli olarak daha uygun olur. Memur, kontrol eden. Evet gözetim memuru. Memur da bitu şurta, polis memuru mesela. Da bitu saf asubay. Ee, da bitu cevazat işte pasaport memuru. Hamal bu da hamal yani işçi ee, işte kargo görevlisi taşıyan eşyaları taşıyan. Et tayiratu tahbitu Burada ikinci kelimenin hareke alması demek bunun bir fiil olduğunu gösteriyor. Fiiller T harfi Y bir de nun ve elifle başladığında bu fiillerin geniş zaman, şimdiki zamanı ifade ettiğini bilelim. Bu T ile başlamış. T ile başlaması daire kelimesinin uçağın bir müennes kelime yani ta' merbuta buna ta' maennes ma nesek tası bulunduğu için tahbitu yani eğer e, işte müzekker bir kelime olsaydı örneğin adabıt ad deseydik memur yehbitu olacaktı İniyor yani dolayısıyla yehbitu müzekker ifadeler için tahbitu maennes için evet ed-dairatu tahbitu uçak iniyor indi değil iniyor indi hebete et dairetu hebete diyecektik. Burası fetha olacaktı. T ile başlatıyoruz. Sonunda damme yapıyoruz. Bu geniş zaman. Bakın bu da yine geniş zaman. Et dairetu tehbitu et dairetu tuqli'u tuqli'u bu sefer yükseliyor. Kala'a kelimesine bakalım. Tabi kala'a değil. Ekla'a olacak. Çünkü ekla'a tuqli'u oluyor. Harekete geçmek, uçuşa geçmek anlamına gelir. Ee, hareket etmek, uçuşa geçmek gibi anlamlara gelir. Kala kelimesi tek başına ne anlam ifade ediyor? Şöyle ona da bakalım. Kala ee, tek başına sökmek, koparmak, söküp çıkarmak gibi anlamlara yolmak, sökme. Eklâ bir nevi... Yani tozu koparmak o anlamda düşünebiliriz. Tozu koparıp böyle e, kala tozu koparıp işte uçuşa geçmek anlamında. Yani uçuşa geçmekle ilgili bir e, sürüklemek kelimesi de burada çağrıştırabilir. Sürüklemek akla bu sefer e, uçmak anlamında sürüklemenin bir üst e, boyutu. Evet ettairetu tuqli'u tuqli'u bunun böyle geniş zaman yani şimdiki zaman ifadesi işte e, uçuşa geçiyor anlamındadır bu. Bu tuqli'u ile başlamış. Bu tehbitu ile başlamış. Sebebi şudur. Bunun tehbitunun mazisi hebetedir. Hebet yani indi. Bunun mazisi arkadaşlar gala'a değildir. Bunun mazisi akla'a Aqla Az önce baktık. Bakın Eqla'a. Nereden bileceksiniz Eqla'a bunun mazisidir? Çünkü tukli'u bakın Eqla'a yukli'u şöyle. Bakın burada. Eqla'a yukli'u ikla'a. Mazi. Muzari mastar. Bakın yukli'u. Burada tukli'u dediğim gibi yani tahiretu müennes bir ifade olduğu için dişil bir ifade. O tukli'u oluyor. Dolayısıyla bunun mazisi bir kere eklaedir. Eklae olduğu için damme ile başlatıyoruz. Tokliye bu şeklinde. O yüzden x yazdaki farkı bilelim. Eddabitu <laughs> yafhasu kontrol etmek yafhasu <laughs> eğer kontrol eden bir doktorsa muayene etmek anlamına gelir. Memur <laughs> yafhasu kontrol ediyor. Cevaze sefer. <laughs> Yolculuk pasaportunu kontrol ediyor. Bekir bir isim Bekrün yasadu evet çıkıyor yukarı doğru çıkıyor es sülleme merdiveni çıkıyor mizalle burada yani ye ile başladığına dikkat edelim çünkü dabit erkek bir memur ve Bekir yine erkek ismi yasadu ile bu ise taire mühennes dişil sayılıyor bu kelime o nedenle T ile başlatıyor. Geniş zaman ve geniş zamanla birlikte tabi şimdiki zamanı da ifade eder. Ve burada arkadaşlar şurada tehbitu ve tukluğu herhangi bir nesne almaz. Yani uçak iniyor. Bir şeyi iniyor değil. Tukluğu, uçak yükseliyor. Bir şeyi yükseliyor diyemezsiniz. Yani bir nesne almaz. Ama gerek kontrol ediyor. Gerekse de çıkıyor ikisi. E, nesne alır. aldı nesnelerde de fethalı yapar arkadaşlar. E, ve cevazu es-seferi iken yani bir kelimeyi bir kelimeye ait kılmak nasıldı? Cevazu sefer hani bir önceki sayfada yani yolculuğun e, pasaportu. Ve burada cevazu kelimesini şu fiil fetha yapınca cevaze sefer oldu. Ve Bekir yine yes'adu çıkıyor. es sulleme. Normalde es-sullemu idi. Es-sullemu. O da yine fetha olacak. Şu mimi de fethalı yaparsınız. Bu mi zalle. Mi zalle. değil. Mi olacak. Ee, şemsiyedir. Mezelle deseniz gölgelik yer anlamına gelir. Ee, süllemu bakın merdiven emame önünde daire uçağın önünde. Evet. Arapçada böyle tersi gider. Uçağın önü e, önce ön sonra uçak denir. Ön uçak denir. Türkçe'de de uçağın önü denir. Konuşurken biz önce uçağı söyleriz. Sonra önü. Arapça tersidir arkadaşlar. Buna alışın. es mu emame tairet. Merdiven uçağın önündedir. Değil. Ön uçak diyoruz. Anlaşılıyor ki uçağın önü. Tabi burada yine emame şeklinde gelir. Emamu denmez. Yine es-seyyaretu vera'u et vera taireti uçağın arkasındadır. Bu pasaporttur. Hepsini yazmaya gerek yok. Sadece bir kare çizersiniz. Biraz karalarsınız. Burada da dubuta şey dubat var. Dubat bu kelime çoğul bir kelimedir. Memurlar denilir. E, betâke, bitâke Bu betâke değil. Yakından baktığımızda burada bir kesra görüyorsunuz. Üstüne gelmiş. Bitâketu usul. Evet. Şöyle e, varış kartı usul normalde varış demektir. Yani biz buna varış kartı diyeceğiz. Bakalım bitâketu, bitâketu usul. Bu ifade burada yok. Bir dakika zaten karttır. Usul kelimesine bakalım. Evet, yani varış kartı diyeceğiz. E, Leda vusulihi ile metar gelişinde yani usul varışında Havalanına varışında. Evet, usul kelimesi varış kartı. Biz buna öyle diyeceğiz. Usul muhaddere bu varış ve kalkış muhaddere kalkış diyeceğiz. Kalkış ve varış. Baktığımız zaman şöyle. Kahire'den Londra'ya varış kalkış burada saatleri görüyorsunuz 5'i 10 geçer saat 6'da varış işte 8'i 50 geçe 11'i 20 geçe gibi ee, bu önemli değil bunu çizmeye gerek yok tek tek yapmaya ama bunu <laughs> el mevaid mevaid kelimesine şöyle bakalım mevaid evet bunu da biz e, yani randevu vakitleri e ni gösteren levha kalkış saatleri mevaidul ikla kalkış saatleri yani mevaid kelimesi saatler diyeceğiz levhatul mevaid saatlerin levhası cedvel mevaidi sefer yolculuk saatlerinin çizelgesi mevaid burada vakitler yani saatler desek daha uygun olur saatlerin levhası yani kalkış ve varış saatlerinin levhası çizelgesi şimdi alıştırmalar kısmı bu sayfayı da yine yazarken kelimeleri hatırlamaya çalışmanız önemlidir. Rihle bu kelime geçmedi. Ee, yolculuk demektir. Vak, e, vaktun bu vakt olacaktı. E, bu vakat değil vaktundur arkadaşlar. Vakat değil. Bu yanlış olmuş. Vakit demektir. Rakam rakamdır zaten. Metar arkadaşlar hava alanı. Daire uçak, sullen merdiven, cenah, e, kanat, tayyar, pilot, modif, hostes, tezkire, bilet, cevazu, cevazu sefer, yolculuk pasaportu, yolcu pasaportu, yani yolculuk desek daha sefer pasaportu, dabıt memur, cevazat, pasaportlar, hamal, yük taşıyıcı, tukli'u, yükseliyor ee, anlamındadır, tukli'u, uçağın yükselmesi tahbitu iniyor. Vusul varış demektir. Lauha çizelge. El mevaid saatler. Yani uçağın saatleri. Mizalle şemsiyedir. Mi olarak okumak önemli. Emame önünde. Vera'e arkasında. Dubbat. Bu da memurlar demektir.